Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Her zamanki gibi önce bazı başlıklar. Trump-Putin görüşmesi zirvesi bitti ama konuşulacak mevzu bitmek bilmiyor. Amerika'da bir kısım sanatçı Başkan Trump'ı çok sert sözlerle eleştirirken kimileri de Trump'ı Amerika'yı Putin'e teslim etmekle suçluyor. Ayrıntıları birazdan paylaşacağız. Ve Arakanlı Müslümanlar, onların da çilesi bitmek bilmiyor. Şimdi muson yağmurları dönemi ve mültecilerin kaldığı Bangladeş'teki kamplarda sel ve toprak kayması riski çok yüksek. Bu konuda önemli uyarı niteliğinde bir haberimiz olacak birazdan. Ve İngiltere Kraliçesi'nin kuğuları Thames Nehri üzerinde her sene sayılıyor. Eksiksiz olmaları lazım. Ayrıntılı bir haber gelecek birazdan ekrana. Dünyanın haberi başlıyor. Helsinki'de Rusya lideri Putin'le gerçekleştirdiği zirve sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a Hollywood yıldızları ateş püskürüyor. Amerikan istihbaratı yerine Putin'in tarafını tutan Donald Trump için hain, moron, kukla ve korkak gibi ifadeler kullanan yıldızlar arasında Kaptan Amerika ile özdeşleşen ünlü sinema oyuncusu Chris Evans ve eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger'de bulunuyor. Hollywood, Başkan Trump'a ateş püskürüyor. Beyaz perdede canlandırdığı süper kahraman Kaptan Amerika ile özdeşleşen Chris Evans, Trump için çok sert ifadeler kullandı. Evans, bu moron korkak kukla dünya sahnesinde kendi istihbaratına karşı Putin'in tarafını tuttu. Hem de sadece Putin'in bir sözü üzerine. Neler oluyor? Bu hiç Amerikan vari değil diye yazdı. Yıldız Savaşları'nın Luke Skywalker'ı Mark Hamill da tepkiliydi. Hamill, Trump'ın açıklamalarını Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki Pearl Harbor saldırısına benzetti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı tarafından ihanete uğrayıp aniden saldırıya uğradığı gün olarak sonsuza kadar utanç içinde anılacak ifadelerini kullandı. Eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger, ülkeyi Putin'e sattın şeklinde konuştu. I mean, you stood there like a little wet noodle, like a little fanboy. I mean, I was asking myself, when are you going to ask him for an autograph or for a selfie or something like that? I mean, you literally sold out at this press conference, our intelligence community, our justice system, and worst of all, our country. They are. Ünlü aktivist Beth Midler'sa, o bir hain. Kendini sattı, yakında bizi de satar ifadelerini kullandı. Treason Summit, ihanet zirvesi etiketi, Twitter'da en çok paylaşılanlar arasına girdi. Dünya medyası da Trump için görülmemiş sertlikte ifadelere yer verdi. New York'ta dağıtılan Daily News açık ihanet manşeti attı. Sadece haki bir pantolon giyen Putin'in elini tutan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü Sam amcayı silahla vururken resmedildi. New York Post, Başkan berbat, Vila'da ayı kucaklamasıyla sarıldı. Kötülükleri görmüyor manşetini attı. En sert başlıksa İngiltere'den geldi. Daily Mirror gazetesi Putin'in kanişi manşetiyle yayınlandı. Bir haber turuyla devam ediyoruz şimdi. Trump-Putin zirvesi geride kaldı ama hala üzerine konuşulacak çok şey var. Putin'in bir Amerikan televizyonuna verdiği mülakatta Rusya'yı suçlayan belgeleri eline almak istememesi dünya basınında geniş yer buldu. Sunucunun ısrarla işte Rusların Demokrat Parti'den çaldığı iddia edilen belgeler ve bunu yapan Rusların isimlerinin yer aldığı dosya demesi Putin'den tepki gördü. Rusya Devlet Başkanı bu iddialar üst düzey saçmalık cevabını verdi ve dosyayı eline dahi almadı ve masayı gösterdi. İran'ın başkenti Tahran'da ise dünyanın en nefret edilen insanı adını taşıyan bir ödül töreni vardı. İran Gönüllü Milis Teşkilatı BESİÇ tarafından bu yıl 6.sı verilen ödül resmi olarak Islak Barut Ödülü adını taşıyor. İslam Zirvesi Kongre Sarayı'nda yapılan ödül töreninde bu yıl 3 aday arasından Amerikan Başkanı Donald Trump birinciliği kazandı. Diğer adaylarsa Amerika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ydu. Ödülü almak üzere sahneye gelen Trump taklidi işte gördüğünüz gibi. Yaptığı konuşmada dünya üzerinde korku salmaya devam edeceğini ve nefret sembolü olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Trump'ın taklidi ve diğer adayların kuklaları büyük ilgi gördü törene. İran'ın Yemen'de desteklediği Hutsi grupların liderleri de katıldı. İspanya'nın Akdeniz'deki Mallorca ve Minorca adaları orta büyüklükte bir tsunami yaşadı. Katalanca'da Rissaga adı verilen ve yüksek gelgitle deniz seviyesinde çok güçlü bir değişime yol açan bu fenomen bir tür meteo tsunami olarak tanımlanıyor. Dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından olan İspanyol adaları Rissaga etkisiyle özellikle kıyı bölgelerinde paniğe yol açtı. Hava basıncındaki ani değişimin de etkisiyle 2 metreye yakın yükselen deniz seviyesi büyük dalgaların plajları yutmasına neden oldu. Ölen ya da yaralanan olmazken adalardaki maddi hasar çok büyüktü. Orta boy tekneler, katamaranlar, hatta motor yatlar bağlı oldukları yerlerden kurtuldu, açık denize savruldu. Meteo tsunamiler Akdeniz ve Adriyatik'te görüldüğü kadar en şiddetli biçimde Meksika Körfezi ile Kuzey Amerika'daki büyük göller bölgesinde gözleniyor. Kaza burada geliyorum diyor. Önündeki bariyerlere uyaran ışık ve levhalara rağmen bisiklet sürücüsü kadın ısrarla köprüye doğru ilerliyor. Üstelik deniz trafiğine açılmak üzere olan köprüye doğru ve beklenen oluyor. Bisikletiyle birlikte köprüyle zemin arasına düşüp sıkışıyor. Daha sonra bir kurtarma çalışması gördüğünüz gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde yaşanan ve güvenlik kamerasının kaydettiği bu kaza, kurallara uymanın neden önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu talihsiz kazada da ihmal olduğu kesin. Şarkısını seslendirmek üzere sahneye zıplayarak gelen Brezilyalı sanatçı bir anda gözden kayboluyor. Seyircilerin acaba bir sihirbazlık gösterisi mi var, biz mi anlayamadık dedikleri anda şarkıcının aslında çürük sahne zemininden içeriye düştüğü anlaşılıyor. Kazanın bir başka nedeni şarkıcının gösterişli alev makinesi ve fişek patlamaları eşliğinde geldiği sahnede sertçe zıplaması. Karizması çizilse de sanatçı neyse ki kazayı hafif sıyrıklarla atlatmış. Kore'den önemli ve etkileyici bir sosyal sorumluluk projesi. Köpekleri yemeyin. Evet, onları kucaklayın. Devlet Başkanı Moon yakın zamanda bir sokak köpeğini alıp ona evini açınca bu konuda önce oldu. Malum Kore'de bazı bölgelerde hala köpeklerin yeniliyor olması özellikle hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor. Kampanya için düzenlenen törende devlet başkanının sahip çıktığı ve Tori adını verdiği köpek de kameraların karşısına geçti. Tori'nin maskot oyuncakları da sokak köpeği almaya karar verenlere hediye edildi. Kampanyanın sloganı ise köpekler tabaklarda değil, kulübelerinde olsun. Tori'nin maskotlarında da ben yiyecek değilim, köpekleri yemeyin, onları kucaklayın yazılı. Arakan Müslümanları dünya gündeminde kendilerine artık pek yer bulamıyorlar ama ne yazık ki yaşadıkları dram sona ermiş değil. Komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakan Müslümanlarını şimdi de muson yağmurları zorluyor. Bangladeş'teki kamplarda sel ve toprak kayması riski çok yüksek. Ölüm, cinsel saldırı ve zulümden kaçtılar, komşu Bangladeş'e sığındılar ama yaşadıkları dram hala son bulmadı. Myanmar'dan kaçan Arakan Müslümanları şimdi de muson yağmurlarıyla mücadele ediyor. Bangladeş'te kaldıkları derme çatma çadırlar yoğun yağışa dayanamıyor. Esas tehlike ise toprak kayması. Bölgede şimdiye kadar 160 toprak kayması meydana geldi. Bir çocuk yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Sel ve toprak kayması riski altında yaşayanların sayısı 200 bini buluyor. Arakan Müslümanları daha kuru ve güvenli bölgelerde derme çatma evler kurmak zorunda kalıyor. Kocası Myanmar ordusu tarafından öldürülen ve 5 çocuğuna tek başına bakan 25 yaşındaki Mustafa Kima da yeni bir ev kurabilmek için elindeki pirinç ve yağ sattı. Akrabalarım bana sağlam bir evin olsun, gerekirse içinde aç oturursunuz dedi. Myanmar'a dönmektense çamurun içinde yatarız daha iyi. Yardım örgütleri bambu ve kum torbaları vererek ev inşaatlarına katkı sağlamaya çalışıyor. Ama bu yetersiz kalıyor. Bangladeş dünyada yağışın en fazla olduğu ülkelerden birisi. Özellikle de bu bölge çok yağış alıyor. Yeni kamplar kurmak için ağaçlar kesilirken toprak kayması riski de artıyor.
önümüzdeki aylarda yağışların artması bekleniyor. Salgın hastalık riski de yükseliyor. Myanmar ordusunun operasyonları nedeniyle geçen Ağustos'tan beri komşu Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aşmış durumda. Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri, Myanmar ordusunun Arakan Müslümanların yaşadığı yerlerdeki operasyonlarını etnik temizlik olarak niteliyor. İtalya'da denizin altında bir tarım çiftliği kuruldu. Projeyi hayata geçirenler, dünyada tarım alanlarının giderek yetersiz kaldığına ve su altı tarımının iyi bir alternatif oluşturacağına dikkat çekiyor. İtalya'da tarım denizin altına taşındı. Cenova kıyısında suyun altında bitki yetiştirilmeye başlandı. Sualtı tarım çiftliği kıyıdan 100 metre açıkta yer alıyor. Suyun 8 metre altına yerleştirilen kürelerin içinde bitki ve sebze yetiştiriliyor. Kürelerin içinde toprak yok ama özel sulama sistemi var. Sistem sayesinde deniz suyunun içindeki tuz arındırılıyor ve bitkiler bu sayede sulanabiliyor. Burada buğday ve meyve ağaçları yetiştirmek çok mantıklı değil ama tıp alanında da kullanılan birçok bitkiyi yetiştiriyoruz. Şimdiye kadar nane, biberiye, sarımsak, soya fasulyesi ve domates yetiştirdik. Yerleştirilen kamera sayesinde su altı çiftliği sürekli gözlem altında tutuluyor. Bir ilaç firması da kürelerden birini deneysel çalışmaları için kiraladı. Burada ilaçlarda kullanılan bitkilerin laboratuvarlara göre daha ucuza üretilmesi hedefleniyor. Dünya genelinde kara parçalarının sadece %11'inde tarım faaliyetleri yürütülebiliyor. Artan nüfusla tarım ürünlerinin çok yetersiz kalacağına dikkat çekiliyor. Dünyanın %75'inin suyla kaplı olduğu dikkate alındığında su altında tarımın ilerleyen yıllarda iyi bir alternatif oluşturacağı belirtiliyor. İngiltere'de kraliçe Thames Nehri'ndeki kuğuların sahibi sayılıyor. İşte o nedenle kuğular çok kıymetli. Nehirdeki kuğular her yıl özenle tek tek sayılıyorlar. Bunun için özel ekipler görev yapıyor. İngilizler o sayımı keyifle izliyor. İngiltere'de Thames Nehri'nde hummalı bir çalışma var. Nehirdeki tüm kuğuların sayımı başladı. Geleneklere göre Kraliçe 2. Elizabeth'e ait olan kuğular her yıl özenle sayılıyor. Sayım zorlu bir iş. Özel ekipler nehirde tam 127 kilometre kat ediyor. Yavru kuğular sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Ağırlıkları tartılıyor. It's a 5-day journey. Sayım işlemi 5 gün boyunca sürüyor. Sunbury'den başlıyor, Abingdon'a gidiyoruz. Bunu her yıl gerçekleştiriyoruz. İngilizler nehirdeki bu hummalı çalışmaya her yıl büyük ilgi gösteriyor. Bu nehre bayılıyorum ve geleneklerin sürdürülmesi benim için harika. Ekipleri izlemek için nehrin kenarında bekleyenler hep oluyor. Nehirdeki kuğu sayımının geçmişi 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Rusya'dan renkli bir yarışma haberi var şimdi sırada. Ot biçme yarışması ama bu yarışma makinalarla değil, tırpanlarla yapıldı. Yarışma alanında kıyasıya bir mücadele vardı. Geleneksel kıyafetlerini giydiler, tırpanları ellerine aldılar. Rusya, uluslararası ot biçme turnuvasına ev sahipliği yaptı. Ural dağlarındaki Arti kasabası yakınlarında düzenlenen turnuvaya 74 yarışmacı katıldı. Hızın yanı sıra giydikleri geleneksel kıyafetler de yarışmacılara ek puan kazandırdı. Tırpanla en hızlı ve en düzgün ot biçme yarışmasında kadınlar da mücadele etti. Onların yarışma sahası erkeklere göre 50 metre daha kısaydı. Elinizde tırpanı hissederek ritmik olarak hareket etmelisiniz. Hızınız böylece giderek artar. Çim biçme makineleri giderek tırpanların yerini alıyor.
Ama Rusya'da hala geleneksel yöntemlerde tarlalarını temizleyenler de var. Rusya'nın yanı sıra Avusturya, İtalya ve Türkiye'de de tırpan üreten fabrikalar bulunuyor. Plastik pipetler çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri. Bu kirlilikle mücadele için büyük firmalar yeni yeni önlem almaya başladı. Ama Amerika'daki bir pizzacı çoktan plastik pipetleri rafa kaldırmış durumda. Yerine tüketilebilir pipetler kullanılmaya başlanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletindeki bu pizzacı çok uzun yıllar öncesinden çevreci oldu. Appleton kentindeki pizzacı 30 yıldır plastik pipet kullanmıyor. Bunun yerine İtalya'dan getirilen özel çubuk makarnalar kullanılıyor. Müşteriler içeceklerini bitirince pipeti de yiyebiliyor. Çocuklar içeceklerini yemeden, pizzayı bitirmeden pipeti yiyorlar. Biz de onlara yenisini vermek zorunda kalıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pizzacı bu uygulamayı 10 yıllardır sürdürüyor. Ama dünyadaki birçok firma bu çevreci adımı yeni yeni atmaya başladı. En son dünyaca ünlü bir kahve zinciri 2020 yılına kadar tüm dünya mağazalarından plastik pipetleri kaldıracağını duyurdu. Okyanuslara her yıl tam 8 milyon ton plastik karışıyor. Her yıl yaklaşık 100 bin deniz canlısının plastik çöpler yüzünden öldüğü tahmin ediliyor. Çözüm önerileri açısından umut verici bir haberdi. Bu haberle bitirdik. Hoşçakalın.